Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el emin. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bugün Allah nasip ederse Mülk suresini bitireceğiz. 24. ayeti kerimede kalmıştık. Şöyle hemen meal verelim. 24. ayete kadar gelelim ve oradan itibaren inşallah dersimizi işlemeye devam edelim. Mülk, kudret elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir? O her şeye gücü yetendir. O hanginiz daha iyi diye imtihan için ölümü de hayatı da yaratmıştır. O Allah, kendisine isyan edenlere karşı mutlak güç sahibidir. Tövbe edenlere karşı da sonsuz mağfiret edip bağışlayandır. O yüce Allah göğü 7 kat halinde tabaka tabaka yarattı. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir çarpıklık görebilir misin? Gözlerini çevir, bak bir yarık görebilir misin? Tekrardan ikinci kez gözlerini çevir de bak, gözlerin yorgun ve bitkin bir şekilde önüne düşecektir. Yemin olsun ki dünya semasını kandillerle süsledik ve o gök semasını kovulmuş olan şeytanlardan ateş huzmeleri atmak suretiyle koruduk. Ve biz o şeytanlar için alevleri çılgın bir azap hazırladık. Rablerini inkar edenler için hiç şüphesiz cehennem azabı vardır ve ne kötü dönüş yeridir orası. Her ne zaman oraya atılırlarsa cehennemin kükreyen ve uğuldayan sesini işitirler. Neredeyse öfkesinden patlamak üzeredir. Her ne vakit grup grup oraya atılırlarsa cehennemin görevli melekleri onlara sorarlar. Size uyarıcılar gelmedi mi? Cehennemlikler derler ki, evet bize uyarıcılar geldi ama biz yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Siz ancak büyük bir sapıklığın içerisindesiniz. Yine o cehennem ehli der ki, keşke işitseydik ve aklımızı kullansaydık. Bugün çılgın alevli cehennemin sahiplerinin içerisinde olmazdık. Artık günahlarını itiraf ederler. Çılgın alevin yarenleri merhametten uzak olsun. Şüphesiz ki görmedikleri halde Rablerinden haşyet duyanlar için kınamadan bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Konuştuğunuz sözleri gizleseniz de açıklasanız da fark etmez. Çünkü o Allah sinelerin derinliklerinde olanı bilendir. Yaratan bilmez mi? Şüphesiz ki o her şeyi en ince ayrıntısına varıncaya kadar sirayet eden ve her şeyden haberdar olandır. O Allah ki sizin için yeryüzünü emrinize amade kıldı. Artık onun sırtlarında yürüyün ve onun bitirdiği rızıkla yiyin. Ve toplanacağınız yeriniz sadece Allah'ın huzurudur. Gökyüzünde olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emniyette misiniz? Bir anda yer depreşmeye başlar. Yoksa gökyüzünde olanın üzerinize kavurucu bir fırtına
göndermeyeceğinden güvende misiniz? Uyarının nasıl olduğunu pek yakında bileceksiniz. Yemin olsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı ve o yalanlayanların akıbeti nasıl oldu bir bakın. Görmüyorlar mı tepelerinde saf saf kanat çırparak uçuşan kuşları? Rahman olan Allah'tan başkası mı onları gök semasında tutuyor? Şüphesiz ki o Allah her şeyi gözetlemededir. Yoksa onların ayrı bir orduları mı var ki Rahman olan Allah'ın gazabından onları koruyacak ve yardım edecek? O inkarcılar ancak bir aldanma ve gururun içerisindedirler. Yoksa Rahman olan Allah'ın haricinde kendilerine rızık veren mi var ki eğer Rahman olan Allah o rızıklarını tutuverse? Bilakis onlar büyük bir nefret ve taşkınlık içerisinde ısrar etmektedirler. Yüzüstü sürünerek giden mi yoksa dosdoğru yolda ayakları üzerinde dikilmiş vaziyette yürüyen mi daha hidayet üzeredir? De ki o öyle bir ilahtır ki sizi ilk baştan yoktan yaratan ve size işitmeniz için kulaklar, görmeniz için gözler ve hissetmeniz ve iman etmeniz için kalpler yaratmıştır. Ama ne kadar az şükrediyorsunuz. De ki o öyle bir ilahtır ki sizin için yeryüzünü yaymıştır ve sizi o yeryüzünde var etmiştir ve bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Evet, buraya kadar işlemiştik. Şimdi 25. ayet-i kerimeden itibaren kaldığımız yerden devam edelim. Ve yekulûne metâ hâzel va'du in kuntum sâdıkîn. Ve yekulûne, şöyle derler. Metâ hâzel va'd. Bu vaat edilen gün, bu ne zamanmış? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim, yüzlerce ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın bu kainatın yok olma sahnelerini anlatmasını görürüz. Yani Rabbimiz diyor ki bu kainatı yoktan var ettim ama bir gün gelecek bu kainatı ben yıkacağım diyor. İşte bu yıkım sahnesine aslında kıyamet diyoruz. Bir nevi kıyamet kainatın ölümü demektir. Çünkü yıkım ve yok oluş. İze semâun fatarat. Mesela gök yarıldığı zaman. Ve izel kevâkibun tefarat. Yıldızlar döküldüğü zaman. Ve izel biharu fujjirat, denizler kaynadığı zaman. Ve izel kuburu bu'thirat, kabirlerde olanlar dışarıya fırladığı zaman. Ve izen nüfusu zuvvicet, nefisler çiftleştirildiği zaman. İzel şemsu kuvvirat, güneş dürüldüğü zaman. Ve izel nücubun kedarat, yıldızlar döküldüğü zaman. Ve izel cibalu suyyirat, dağlar yürütüldüğü zaman. Ve izel vuhuşu huşirat, sıralamalı söylemiyorum, yırtıcı hayvanlar bir araya toplandığı zaman. Şimdi bakın, hep böyle sahneler var. İzâ zulziletil ardu zilzâleha, yer şiddetli bir depremle sarsıldığı zaman. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce böyle ayet görürsünüz. Ve bütün bu ayeti kerimelerde anlatılanlar aslında kainatın yıkım sahneleridir. Allah Celle Celaluhu bize şunu söylüyor. Bu kainatı yoktan var ettim, bir gün gelecek ben bu kainatı yıkacağım diyor. Nasıl ki bizi yoktan var ediyor Allah, yaratıyor,
bir damla sudan meydana getiriyor ve bir zaman geliyor. Annemizin rahminden dünyaya doğuyoruz. Belirli bir ecel vaktine kadar, bir süreye kadar bizi bu dünya hayatında ne yapıyor? Yaşatıyor Rabbimiz. Ömür veriyor bize. Ve nasıl ki bir zaman geliyor ve biz bu hayata veda ediyoruz, ölüyoruz. Ve toprağa gömülüyoruz ve toprak bizi bağrında eritiyor. Bizim o bütün bedenimiz, derilerimiz, etlerimiz, kemiklerimiz ne oluyor? Çürüyüp toprağa kavuşuyor. Tıpkı bunun gibi. Yani nasıl ki bir insanın başlangıcı, doğumu var ve nasıl ki bir insanın sonu, ölümü var. Aynı kainatın da insan gibi veyahut bütün canlılar gibi bir doğumu, bir de bir ölümü var. Şimdi dikkat ederseniz surenin başında Cenab-ı Hak doğumundan bahsetti bize. Kainatın doğumundan. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Biz gökleri yedi kat halinde tabaka tabaka yarattık dedi değil mi? İşte yeryüzünü yarattık dedi değil mi? Şimdi aslında bu kainatın doğumu. Şimdi bir de kainatın ölümü. İşte buna kıyamet diyor Hazreti Allah. Kıyamet. Hatta kıyametle ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç çeşit kıyametten bize haber verdiğini görüyoruz. Büyük kıyamet, orta kıyamet ve küçük kıyamet diye Efendimiz bir kategorize yapmış. Büyük kıyamet işte Kur'an'ın anlattığı kainatın yıkımı, yok oluşu demek. Orta kıyamet bir anda toplu bir insan kitlesinin büyük bir felaket neticesinde ya bu depremle ya efendim tsunami ile ya bir yanardağ patlamasıyla ya efendim bir kasırgayla, bir tayfunla, yani doğal afetler dediğimiz büyük bir felaketle büyük insan kitlelerinin bir anda ölümü. Buna da orta kıyamet diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de küçük kıyamet, aslında insanın ölümü. Hangi insanın ölümü? İmansız Azrail'e can veren insanın ölümü. Buna da Efendimiz aleyhissalatü vesselam küçük kıyamet diyor. Hani kurt faka düşmüş. İnim inim inliyor. Tilki gelmiş oradan. Pis pis sırıtmaya başlamış. Kurt demiş ki bu faktan bir kurtulayım. Bak göreceksin o sırıtmanın ne hale geldiğini, o sırıtmanın nasıl olduğunu göreceksin. Başına kıyameti koparacağım demiş tilkiye. Tilki tekrar sırıtmış demiş. Vallahi ben onu bilmem. Birazdan avcı gelirse kıyamet kimin başına kopacak o zaman sen görürsün demiş. Şimdi kıyamet yaklaşıyor. Aslında hepimizin ölümü aslında bir kıyamet. Biz bu kıyameti rahmete çevirebiliriz. Bu bizim elimizde. Eğer biz Allah'a imanla ve Allah'a itaatle hayatımızı doldurabilirsek, ömrümüzü geçirebilirsek, bizim ölümümüz kıyametimiz olmaz. Aslında ölümümüz kurtuluşumuz olur. Kurtuluş gecemiz olur. Hani Allah dostları ölüm anını sevgiliye kavuşma anı olarak nitelendirmişler. Mevlana biliyorsunuz bu konuda Mevlana çok belirgin. Şebi aruz diyor. Öldüğü geceye şebi aruz. Yani düğün gecesi diyor. Niçin? Çünkü sevgililerim var. Ve ben sevgililerime hasrettim. İşte bu gece ben sevgililerime kavuşuyorum diyor. Allah sevgilimdi, peygamber sevgilimdi ve ben onlara bu gece kavuşuyorum diyor. Şimdi dolayısıyla şimdi burada bu kıyametin ne zaman olacağını soruyor inanmayanlar, kafirler ve müşrikler. İn kuntum sadıkîn, ne zamanmış bu kıyamet dediğiniz vakit? Eğer doğru söylüyorsanız haydi bakalım.
haber verin. Veyahut haydi bakalım, getirin başımıza. Biz mesela Yasin suresinde de görüyoruz bunu. Ve yekulune meta zal va'du in kuntum sadikin. Ne zaman gelecek bu kıyamet dediğiniz sahne? Ki Cenab-ı Hak ma yanzuruna illa sayhatan vahide. Onlar diyor sadece bir tek çığlık bekliyorlar. Bir tek çığlık. Bir anda gelecek. Kelam him bil basar. Yani kıyamet sahnesi bir anda, göz açıp kapayıncaya kadar aniden gelecek. Ye'ti bagteten, ansızın gelecek. Ve onlar işte o sahneyi bekliyorlar. Ma yanzurune illa sayhaten vahide. Yani sadece bir tek çığlık onları kaplayacak. Te'huzuhum ve hum yahissimun. Yani onlar birbirleriyle tartışa durur haldeyken onları kapı verecek. Kıyamet bu. Ve aslında kafir bunu sorarken şunun için sormuyor. Şimdi bir insan niçin sorar? Ya öğrenmek için sorar. Merak edip öğrenmek için sorar. Ya da yapmak için sorar. Yani sorar, öğrenir ve uygular onu. Fakat buradaki soru öyle bir soru değil. Yani söyleyin bakalım kıyamet ne zaman? Vaktini bize haber verin, biz de ona göre hazırlık yapalım manasında sormuyorlar. Neden? Çünkü inanmıyorlar kıyametin geleceğine. Şimdi bugün öyle insanlar vardır ki, bunu çok görürsünüz etrafınızda. Ölüme inandığını söyler. Ama sanki hiç ölüm hayatında yokmuş gibi yaşar. Hayret edersiniz. Allah Allah. Ya bu adam ölüme inanıyor. Ama hiç sanki ölmeyecekmiş gibi bir hayat sürüyor. Ne helal hassasiyeti var, ne haram hassasiyeti var, ne efendim kul hakkı, hak, hukuk, insanlık, hiçbir şey yok. Ama inandığını da iddia ediyor. Şimdi böyle tipler var. Hatta işte kıyametin varlığına inandığını söyler ama kafasının bir köşesinde, aklının bir yerinde, kalbinin bir derinliklerinde de büyük bir soru işareti vardır. Evet, olacağını söylüyorlar ama çok da ihtimal vermiyorum der gibi. Çünkü insanın hayatı, yaptıkları, eylemleri söylemlerinden daha güçlüdür. Yani bir şeyi söyleyebilirsiniz ama onu eyleminizle hayata geçiremiyorsanız, geçirmiyorsanız o zaman siz aslında söylediklerinizde samimi değilsiniz. Hani diyor ya şair, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani ben ne yaptığına bakarım yani, ne konuştuğuna değil, ne yaptığına bakarım. Konuşabilir, söyleyebilir ama yapıyor mu söylediğini? İşte onun için mesela iman bir iddia ise amel onun ispatıdır. Bir insan Allah'a, peygambere iman ettiğini söylediği zaman bunu neyle ispat edecek, ortaya koyacak? Yaptıklarıyla ortaya koyacak. Amelleriyle ortaya koyacak. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman edin diyor Allah. Yani iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, gerçekten iman edin. Ve bunu ispat edin. Bu imanınızı ispat edin. Yaptıklarınızla, yaşadıklarınızla, eylemlerinizle ispat edin. Dolayısıyla bir insan kıyametin varlığını kabul ediyorsa hazırlık yapacak. Tıpkı ölümün varlığını kabul edip hazırlık yapan insan gibi. Yani bir yandan öleceğimi kabul edeceğim, diğer yandan hayatımda yaşarken hiçbir sınır tanımayacağım. Nasıl oluyor bu? O zaman demek ki ya söylediğim yalan ya yaptığım yalan. Şimdi burada da
kıyamet ne zaman kopacak derken kafirler, hani bize haber ver, biz de ona göre bir tedbir alalım, hazırlık yapalım manasında sormuyorlar aslında. Alay manasında soruyorlar. Hadi canım der gibi yani. Ne zamanmış bu kıyamet? İn kuntum sadıkın. Şimdi kul, bakın 26. ayeti kerimede Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e bu sorunun cevabını şöyle ver diyor. Çünkü biliyorsunuz her kul ifadesinde özelde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir emir, genelde de aslında bütün bu ayetle muhatap olan herkese bir emirdir bu. Yani biri sana kıyameti sorduğu zaman, kıyamet ne zaman kopacak dediği zaman, sen ona kul, Allah'ın cevabıyla cevap vermek mecburiyetindesin. Yoksa işte efendim kıyamet işte benim tahminime şu zaman kopacak dediğin zaman büyük tehlikeye girersin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler, kıyametle ilgili sorulan cevaplara verilen ayetlerin tamamında bir tek cevap var. İnnemel ilmu indallah. Bakın bu ayette de öyle. Ve yes'elûneke anis sa'ati eyyâne mursâhâ. Ey peygamber, sana kıyametin ne zaman demir atacağını soruyorlar. Bir başka ayet. Kul, onlara cevap ver. İnnemâ ilmuha indallah. Onun bilgisi Allah'ın katındadır diye cevap ver onlara. Onlara öyle söyle. La yücelliha li vaktiha illahu. Kıyametin vaktini tecelli edecek anını ondan başka kimse bilmez. Hatta bir başka ayeti kerimede ekadu uhfiha ifadesini kullanır Allah Teala. Yani bu kıyameti o kadar gizledim ki der Cenab-ı Hak, neredeyse kendimden bile gizleyecektim der. Burada bir mecaz vardır. Aslında Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz. Ama Cenab-ı Hak bu vaktin, bu haberin gizliliğini o kadar önemsiyor ki ekadu uhfiha, neredeyse kendimden bile gizleyecektim diyerek bu vaktin ne kadar gizli bir vakit olduğunu bize haber veriyor. İşte bakın burada da ve yes'elûneke anis sa'a ve yes'elûneke anis sa'ati eyyâne mursâ'daki cevabın aynısı geliyor. Ve yekûlûne metâ hâzel va'du in kuntum sâdıkîn. Kul innema al-ilmu indallah. De ki onun ilmi, bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Şimdi Muhammed suresinde fakat ca'a ashratuha diye bir ayeti kerime var. Yine kıyametle ilgili. Cenab-ı Hak der ki kıyametin bütün alametleri gelmiştir. Şimdi bazen böyle bir hastalık da bulaşır bize. İşte kıyametin alametleri var mı? Acaba kıyametin alametleri neler? Aslında en büyük alamet, kıyametin en büyük alameti Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilmesidir. Allah Resulü'nün peygamber olarak gönderilmesi kıyametin en büyük alametidir ki fakat ca'a eşratuha ayeti kerimesinde bazı müfessirler oradaki eşratuha'daki şeyin işaretin Efendimiz olduğunu söylerler. Yani kıyametin işaretleri gelmiştir diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. İktarabetis sa'a ve enşakkal kamer diyor ayeti kerimede yine. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı diyor mesela. Yani dolayısıyla aslında bizim tasavvur ettiğimiz kıyamet çok uzaklarda değil, çok yakınlarımızda. İktarabe, yakınlaştı, yaklaştı. Yani kıyamet her an kopabilir. Peki burada müminin tavrı ne olur? Bunu da biz kaynaklardan görüyoruz. Sahabe-i kiramın birisi geliyor.
Ya Resulallah diyor, kıyamet ne zaman kopacak? Soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Peygamber Efendimizin o ashab-ı kirama verdiği cevap şu. Sen ölümüne ne hazırlık yaptın? O kıyametin ne zaman kopacağından soruyor. Efendimiz ona ölümüne ne hazırlık yaptın diye cevap veriyor. Dolayısıyla buradan da biz anlıyoruz ki aslında mümin olan bizlerin yapmamız gereken tek şey ölümümüze hazırlıklı olmak. Kıyameti çok kendimize dert edinmemek. Ne zaman kopacak? Şartları nelerdi? Alametleri nedir? Yani asıl olan şu anda bizim hayatımız ve ölümümüze hazırlıklı oluşumuz. Bütün mesele burada yatıyor. Ölümüne hazırlıklı olan insanın korkmasına gerek yok. Kıyametin kopacağı, kopmayacağı, ne zaman kopacağı, bu buralar o mümin için çok aslında merak edilecek şeyler değil. Çünkü demin de söyledim. Eğer ölüme hazırlıksız bir hayat sürmüşseniz, Azrail geldiğinde kıyamet başınıza kopuyor zaten. O anda dünya yıkılsa ne olacak, yıkılmasa ne olacak? Onun için yapmamız gereken ölümümüze hazırlıklı olmak. Bakın şimdi ve innema ene nezirun mubin. Yani Efendimiz'e şu cevabı ver derken Cenab-ı Hak, onun ilmi Allah'ın katındadır. Ben ancak açık bir uyarıcıyım. Ben sizi uyarıyorum diyor. Kıyametle, ölümle, azapla, hesapla sizi uyarıyorum. Kur'an da bir nezirdir. Bakın şu anda Kur'an uyarıyor bizi. Allah Resulü'nün bu ifadesiyle, Allah'ın daha doğrusu Efendimiz'e söylettirmesiyle. De ki onlara, ey Habibim, kıyametin bilgisi Allah'ın katındadır ve ben apaçık bir uyarıcıyım. İşte Kur'an bize bunu haber veriyor. Uyarıyor bizi. Hatırlayın, cehenneme atılanlara ne soruyordu melekler? Elem ye'tikum nezir. Size uyarıcılar gelmedi mi? Peygamberin en önemli görevlerinden birisi nedir? Nezira. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Bak, üç tane görev sayıyor burada. Şahit, müjdeleyici ve uyarıcı. Peygamberin en önemli görevlerinden birisi de uyarması. İnsanları uyarması. Neyle? Kıyametle. Neyle? Azapla. Cehennemle. Rabbim uyarılanlardan ve uyananlardan eylesin inşallah. Felemma ra'avhu. Şimdi burada bu kafirler 25. ayeti kerimede alay ederek sordular ya, ya kıyamette ne zamanmış efendim? Söyleyin bakalım. Doğru söylüyorsanız bu vaat ettiğiniz vakit ne zaman gelecek? Onu bir haber verin diye güya akıllarınca alay ettiler ya. Şimdi bu 27. ayeti kerime muhteşem. Buna biz halin hikayesi diyoruz. Halin hikayesi Arapça literatürde. Yani ne? Yaşanacak olan bir sahneyi Hazreti Allah Celle Celaluhu yaşanmış anlatıyor bize. Şimdi normalde yaşanacak bir sahne bu, bakın. Felemma ra'avhu, onu gördükleri zaman. Yani neyi? O azap anını, kıyamet sahnelerini, yani cehennemi, yani buna çok mana yükleme şansımız var. Gördükleri zaman, felemma ra'avhu, gördükleri zaman, zülfeten, nereden görüyorlar? Yakından. Yakından, yakın bir bakış açısıyla, yakın bir mekandan, onu gördükleri zaman, o anı gördükleri zaman
si'et, vucuh, yüzleri karardı. Yüzleri kararır. Şimdi yaşanmış gibi anlatıyor. Bu Arap'ta çok ciddi bir sanattır, edebi bir sanattır. Manayı kuvvetlendirir. Mesela kıyamet sahnelerinde de fark ettiyseniz aynı kiple kullanıyor. Yani neyle? Kipiyle. Ne dedi? İşte idans, ides sema unfataret. Gök yarıldı. Yarıldığında. Değil mi? İhtarabeti sa'at. Kıyamet yaklaştı. Bak. Şimdi halin hikayesi ve burada mecazen Cenab-ı Hak şöyle bir anlam veriyor bize. Hiç tereddüt etmeyin. Bu sahne gerçekleşecek. Bu sahneden kaçış, bu sahneden kurtuluş yok. Peki bu sahne nasıl bir sahne? Bakalım şimdi. Felemma ra'avhu, gördükleri zaman, kıyameti gördükleri zaman, yakın bir yerden kıyameti gördükleri zaman, si'et vucuhullezine keferu, o kafirlerin yüzü kararmaya başlar. Yani yüzleri düşer. Yani şöyle düşünün, idam sehpasına giden bir adam düşünün. Hapisten çıkardılar, meydana dar ağacını asmışlar, ona da gömleği giydirmişler, ellerini ayak şöyle gömleği giydirip bağlıyorlar ya gömleği arkadan. Elleri de bu şekilde gömlek giyilmiş vaziyette şeyden getiriyorlar. Sehpayı görür görmez ne hale gelir? İdam sehpasını. Yüz düşer bir anda. Aynen öyle. Yani kafirlerin bu halini işte idam sehpasına giden mahkumun haline benzetir gibi Allah. O yakından azabı gördükleri an artık yüzleri çökmeye başlar. Ve kîle, ve onlara melekler seslenir. Onlara denilir ki, melekler onlara söyler. Hâzellezî kuntum bihi teddehûn. Hani siz diyordunuz ya peygamberlere, ve yekûlûne metâ hâzel vaat. Ne zaman bu kıyamet saati, bu vaat ettiğiniz azap vakti, hani diye alay ediyordunuz ya, sesleniyordunuz ya. İşte o size o vaat edilen, o sizin olmayacağı noktasında iddia ettiğiniz. Hani siz neyi iddia ediyordunuz? Hadi canım diyordunuz yani. Kabullenmek istemiyordunuz. İnanmak istemiyordunuz. İşte o sizin o iddia ettiğiniz o azap günü işte bugün denilecek. Kime? Kafirlere. Allah bizi muhafaza eylesin küfürden. Tabii şimdi bu kafirlerin o kıyamet anında ya da o azap anındaki o sahnelerini, o duruşlarını Cenab-ı Hak bize halin hikayesi olarak ne yaptı? Sundu. Yaşanmış bir sahne gibi, yaşanacak olan sahneyi yaşanmış bir sahne gibi bakın ne yaptı? Bize aktardı. Kul, tekrar ediyor Cenab-ı Hak. Araeytum, de ki ey Habibim, söyle bakalım onlara, de ki araeytum, ne düşünürsünüz? Görüşünüz ne? İn ehlekeni Allahu ve men ma'iye. Allah beni ve benimle birlikte bana iman edenleri helak ettiği zaman. Ev rahimena. Ya da bize merhamet edip acıdığı zaman. Femen yücirul kafirine min azabin elim. Elem dolu azaptan kafirleri kim kurtaracak? Bakın bir anda kafirlerin
mantığına, akli melekelerine hitap ederek Allah sesleniyor. Peygamberin diliyle, peygambere emrederek, onlara böyle söyle demek suretiyle, kul de ki, araeytum in ehlekeni Allahu ve men ma'iye ev rahimene. Şimdi bunu niye söyletiyor? Çünkü Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'in ve ona iman edenlerin ölmesi için seanslar düzenliyorlardı. Kaynaklarda öyle şeyler var ki, sihirbazları böyle topladılar, müneccimleri, kahinleri, işte o zamanın şartlarında böyle kemikleri atıyorlar, fallara atıyorlar, oklara atıyorlar, tılsımlar yapıyorlar, düğümlere üfürüyorlar. Bu şekilde o bütün kahinleri, sihirbazları, düzenbazları, üfürükçüleri, müneccimleri hepsini toplayarak akıllarınca peygamber ve iman edenlere karşı bir helak seansı düzenlediler. Onlar ölsün diye. Hatta bunu Mekke'de yaymaya başladılar. Dediler ki çok yakın bir tarihte göreceksiniz Muhammed ve ona iman edenler tek tek ölecek. Helak olacaklar. Bugün de Müslümanların bu dünya sahnesinden yok olmasını isteyen nice insanlar var değil mi? Yani aslında ölmemiş. 1400 sene önceki insanların torunları hala yaşıyor. Ve bu beklenti içerisindeler. Şimdi bunun üzerine Allah-u Zülcelal diyor ki kul habibim, söyle bakalım onlara. İne helekeni Allahu ve men ma'iye ev rahimena. Yani biz ölsek de veyahut Allah bize merhamet edip biraz daha yaşamamızı takdir etse de bu kimin elinde? Bu Allah'ın elinde. Biz neticede ölsek de bizi Allah öldürecek, helak olacağız. Yaşasak da bizi yaşatacak olan yine Allah. Peki o zaman sizi kim kurtaracak? فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ. Bakın, hani bazen şöyle derler bize. Ya biraz dilinizi tatlı yapın, bu kafirlere karşı belki imana gelirler diye. Kur'an-ı Kerim'de kafirlere karşı tatlı bir dil yoktur, onu söyleyeyim size. Kafirlere karşı tatlı bir dil yoktur. Tam aksine tehdit dili vardır Kur'an'da. Hemen hemen bütün peygamberlerin ifadesiyle, diliyle kafirler tehdit edilmiştir. Tabi ne zaman? Onlarla imana gelmeleri için Allah'ın peygamberleri mücadele ettikten sonra artık umut yitirildiğinde, umut bittiğinde Allah'ın diliyle peygamberler kafirleri tehdit etmiştir. Mesela bir iki örnek vereyim size. Nuh aleyhisselam. İn tesharu minna fe inna nesharu minkum kema tesharu. En son kertede kavmine şunu der. Alay edin bizimle. Gemi yapıyor, alay ediyorlar diye. Alay edin, devam edin alayınıza. فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُ. Bir gün gelecek, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Bakın görüyor musunuz? Mesela yine فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Yine bir başka peygamberin ifadesi, Kur'an'da bize haber verilen. Bekleyin. Aynı zamanda peygamberimize de söyletmiştir bunu Allah. Bekleyin. Ben de sizinle birlikte beklemedeyim. Neyi bekliyorsunuz? Azabı ben de bekliyorum. Göreceksiniz. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَبُوا اَيَّمُنْ قَلَب۪ينَ يَنْقَلِبُونَ. O zalimlerin nasıl bir inkılap ile devrileceklerini, alaşağı olacaklarını görecekler. Dolayısıyla küfrün nihai noktasında artık yumuşaklık bitiyor. اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِر۪ينَ اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ diyor Hazreti Allah. Müminler kafirlere karşı çok şiddetlidirler, galizdirler. Müminler kendi aralarında da çok mütevazidirler. İşte burada da aslında meydan okuma var.
Allah'ım bizi helak eder isterse. Bak, in ehlekeni Allah, Allah beni helak ederse, ve men ma'iye, ve benimle birlikte olan bu müminleri, iman edenleri, ev veya rahimena, ya da bize acır da öldürmezse bizi, o zaman ne olacak haliniz? Femen yücirul kafirine min azabin elim. Mesela kul temetta bi kufrike kalile inneke min ashabin nar. Kul, de ki ey Habibim, küfrünüzle az bir oyalanın. Çünkü yola gelmediniz, adam olmadınız. Az bir oyalanın bakalım küfrünüzle. Şüphesiz ki siz ateşin sahiplerisiniz. Dolayısıyla iman etmeyen ve küfründe inat gösterip ısrar eden, ısrar edenler için Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de tehdit dili de çok açık ve nettir. Kul, de ki, bak tekrar, şimdi bu kul ifadeleri o kadar önemli ki, de ki ey Habibim, huvarrahman, o Rahman olan Allah'tır. Dikkat ederseniz surenin içerisinde Rahman kelimesi çok geçti. Niçin? Çünkü bu Allah'ın merhametini gösteriyor. Allah'ın engin şefkatini gösteriyor. De ki o Allah Rahman olan Allah'tır. Yani siz istediğiniz kadar sihir seansları düzenleyin, ölüm seansları düzenleyin, helak seansları düzenleyin, beddua seansları düzenleyin. Bizim ölmemiz için beddua da yapmışlardı Mekkeli müşrikler. Oturup akşamları Darun Nedve'de beddua seansları düzenliyorlardı. Muhammed ve taifesi yok olsun diye. İstediğinizi yapın. Ama şunu unutmayın. De ki onlara ey Habibim, o Allah Rahman olan Allah'tır. Âmennâ bihi, ve biz ona iman ettik. Ve aleyhi tevekkelne, ve biz ona güvenip dayandık. Şimdi işte bakın, tam da burası çok önemli bir nokta. İnanmak güvenmektir. İnanıyorsan güveniyorsun. Güvenmiyorsan imanını sorgula. Demek ki tam inanmamışsın. Mesela bir düşünün. Bilal Habeşi'yi düşünün. Ümeyye bin Halef'in kölesi Hazreti Bilal. Zenci ve köle. Hiçbir hakkı yok. Bütün hayatı efendisinin iki dudağının arasında. İstese onu öldürür, istese onu yaşatır. Böyle bir hayat. Peygamberin Mekke'de çıktığını duyunca hemen iman etti. Ve en önemli onu etkileyen noktalardan birisi şuydu. Bir insan çıkmış ve diyor ki, Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. İnsanlar bir tarağın dişlileri gibi eşittir Allah'ın katında. İnne ekramekum indallahi etkakum. En şerefliniz Allah'tan en çok sakınanınızdır diyen bir peygamber. Köleliği yok eden bir peygamber. Ve iman etti. Ümeyye'ye dediler ki, kölen inanmış, Muhammed'e iman etmiş. Dedi olamaz. İnanmıyorsan git sor dediler. Gitti dedi, Bilal doğru mu? Bilal konuşmadı. Bir daha sordu, Bilal doğru mu? Bir tek kelime. Ahad. Bu kadar. Ahad. O ahad, ama nasıl bir ahad biliyor musunuz? Bütün dünyaya meydan okuyacak bir kelime bu. O ahadle aslında bütün dünyaya meydan okudu. Bütün Mekke'ye meydan okudu. Şimdi anlayamayan için acaba ne demek? Ahad deyince anladı Ümeyye. Vallahi seni parçalarım dedi. Vazgeçeceksin. Bilal'in ağzından bir tek kelime çıkıyor. Ahad. Aslında bu nedir? İşte bu aslında tam da güvenmektir. Yani amennâ bih ve aleyhi tevekkelnâ. Sen misin bunu diyen? Kırbaç üstüne kırbaç. Yetmedi, aldı götürdü çöle.
yarı çıplak soydu Hazreti Bilal'i, yatırdı kumun üzerine, biliyorsunuz işte, ellerini ayaklarını bağladı kazıklara. O Arabistan yarımadasında kızgın güneşin altında, alttan kum yanıyor, üstten güneş yanıyor. Boncuk boncuk terler döküyor Hazreti Bilal. Vazgeç diyor. Ama Bilal bir tek kelimeyle dünyaya meydan okuyor. Ahad. O kadar. Allah bir. Bunu demek mangal gibi yürek ister. Şimdi demek kolay. Allah bir. Hele bir de böyle iki tane başında ceberrut gibi adam silahı dayamış şakağına, tamam mı? Bir hayal edin bakalım şimdi. Diyor ki Allah bir demekten vazgeçeceksin. İşte o zaman Allah bir demeyi bir düşünün bakalım şimdi. Bilal'i anlamak için burayı anlamak lazım yani. Bu sahneyi böyle bir canlandırmak lazım yani. Şimdi demek kolay. Ahad. Ahad. Yetmedi. Kayayı koydu karnının üstüne. Yine diyor ahad. Her ahad dedikçe yıkıyor Ümeyye bin Halef'i. Ayaklarıyla yüzüne basmaya başladı. Vazgeç, terk et diyemezsin. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a dedik. Ebu Bekir, ne olursun git, ne yap, et, Bilal'imi kurtar. Gerekirse bütün varını yoğunu ver ama Bilal'i al onun elinden. Keser kese altınları koydu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Geldi Ümeyye'nin yanına çöle. Dedi satmıyor musun? Ne yapacaksın dedi. Sana yar olmaz dedi. Bundan dedi bir şey olmaz dedi. Bunu dedi satın alıp da kölelerin piyasasını arttırma. Hazreti Ebu Bekir dedi kardeşim sen fiyatını söyle. Sen gerisini boş ver. Ve o zamanın şartlarında büyük bir rakamla Hazreti Bilal'i satın aldı ve kurtardı. Şimdi sadece bu sahne imanın ne kadar büyük bir iddia olduğunun ispatıdır. Ve aslında imanın nasıl Allah'a güvenmek olduğunun da ispatıdır bu. Güvenmeseydi Bilal ahad diyebilir miydi? Bir düşün. İşte kul huvarrahman amennâ bih ve aleyhi tevekkelde. Biz Rahman olan Rabbimize iman ettik ve ona güvenip dayandık. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Zaten müminler ancak Allah'a güvenip dayanırlar. Allah'tan başkasına güvenmemizi Allah kabul etmiyor. Bakın. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Yani Cenab-ı Hak bunu bize namazımızın her rekatinde söyletiyor. Benden başkasını kabul etmiyorum diyor Allah. Böyle diyeceksiniz. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına güvenmiyoruz biz. Evet. Tabii bir de şunu söylüyorlardı. En doğru yol bizim yolumuz. Muhammed ve Muhammed'e iman edenler sapıklıktalar. Bugün de birileri iddia ediyor değil mi? Bu Müslümanlar beyinsiz diyor. Kafasız. Bunlarda akıl yok. Zaten bu dünyanın en sefih, en fakir, en bilmem işte geri kalmış insanları bunlar diye. Bunlar işte o dogmatik inançlarıyla avunuyorlar. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. İşte bir meydan okuma daha. Pek yakında kimin apaçık sapıklıkta olduğunu bileceksiniz. Bileceksiniz, göreceksiniz. Madem kabul etmiyorsunuz, o zaman göreceksiniz pek yakında neyin ne olduğunu. Biz de bekliyoruz, siz de bekleyin. Kul tekrar de ki araeytum. Şimdi yine bakın akla hitap var. Bu kadar cesursunuz. Bu kadar meydan okuyorsunuz. Bu kadar Allah'ın ayetlerine, peygamberine, elçisine kulaklarınızı tıkıyorsunuz.
Peki hiç düşünmüyor musunuz ya, etiniz ne sizin, budunuz ne der gibi ayeti kerime. Bakın bu son 30. ayet. Etiniz ne, budunuz ne, gücünüz ne sizin yani? Sizin gücünüz neye yetiyor yani? Kul eraytum, söyleyin bakalım. İn asbaha ma'ukum gavra. Bu Allah'ımız suyunuzu tutsa, su kaynaklarınızı kurutsa, kuyularınızı çöle çevirse, dağlardan akan şelalelerinizi, pınarlarınızı bitirse, gökten de size yağmuru indirmese. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ Kim getirecek size su pınarlarını? Kim getirecek size hayat veren suyunuzu? Kim? Siz bu kadar acizsiniz. Bakın 21. yüzyılın teknolojisi en son teknolojik cihazlarla insanoğlu hemhal, ama gücü yağmuru yağdırmaya yetmiyor. Su pınarlarının kurmasını engelleyemiyor. Ve aynı insanın bilimi diyor ki yağmur nasıl yağıyor? Denizler buharlaşıyor. Gökyüzünde yoğun tabakalar oluşturuyor. Artı eksi yüklü bulutlar birbirine çarpıyor ve yağmur olarak iniyor. Tuzlu niye inmiyor? Buharlaşan su deniz suyu değil mi? Deniz suyu tuzlu. Gökyüzünden inen rahmet niye tuzsuz? Niye billur gibi? Niye en rafine su? Yani aslında Hazreti Allah diyor ki etiniz budunuz bu, akıllı olun diyor. Bu inanmayanlara. Siz kimsiniz diyor. Gücünüz ne diyor siz? İn asbaha ma'ukum gavran femen ye'tikum bima'in ma'in. Sizin suyunuzu kurutsa Allah kim getirir size suyu? Dolayısıyla küfür karanlıktır. İnkar zulümdür. İman aydınlıktır. İman nurdur. Ve son olarak bu kıyamet sahnesi, işte yağmurun yağması, bakın bununla ilgili bir de Lokman suresinin son ayeti vardır ki orada yanılmıyorsam 36. ayet olacak. Mugayyebatul hamse, 5 bilinmeyen der Hazreti Allah. 5 gayb vardır ki Allah'tan başka kimse bu gaybları bilmez, bilemez. İnnallaha indehu ilmusa'a, kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Onun bilgisi Allah katındadır. Ve yunezzilul gayf, yağmurun ne zaman yağacağını da kimse bilemez. Şimdi meteoroloji demeyin bana. Meteoroloji tahmin üretiyor. Ve tahmininin %60'ı tutuyor bazen, %40'ı tutmuyor. Bazen %20'si tutuyor, %80'i tutmuyor. Ve ya'lemu ma fil erham, annelerin rahmindeki çocukları ancak Allah bilir. Burada da ultrason demeyin. Ultrason teşekkül etmiş çocuğun en son halindeki cinsiyetini söylüyor size. Ama anne rahminde o çocuğu şekilden şekile, türevden türeve geçiren ve yaratan Allah'ın kendisi. Allah'tan başka kimse bilemez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Bunu ancak Allah bilir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ. Ve hiçbir kimse nerede, ne zaman, nasıl öleceğini bilemez. Bunu da sadece ve sadece Allah bilir Celle Celaluhu. Dolayısıyla ne mutlu bize ki biz bu iman esaslarına inanmışız. Rabbimize gönülden bağlanmışız, gönül vermişiz. Ve Rabbimize imandan sonra ona layık bir kul olma yolunda yaşamaya, mücadele etmeye çalışıyoruz. Rabbim bizi Kur'an'ın yolundan, İslam'ın nurundan ayırmasın. İman ile yaşamayı, iman ile ölmeyi nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.